Sperm morfolojisinin sıfır olması ne demek? Bu çiftin çocuğu olabilir mi? Biz sperm değerlendirmesini yaparken işte mililitredeki sperm sayısına bakarız. İşte Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bunun 15 milyon üzerinde olması gerekir. Ondan sonra hareketliğine bakarız. İşte %40 ya da 50 hızlı hareketli ya da işte yavaş artı hızlı hareketli spermler olması gerekir. Bunun yanında işte sperm morfolojik görüntüsünde %4'ün 4 veya üzerinde olması gerekir ama bu biraz daha muallaktır. Yani sperm morfolojisinin %0 olması teratospermi deriz biz buna. Peki bir yıllık evli 25 yaşında bir kadın ve 26 yaşında bir erkek geldi. Sperm değerleri tamamen normal. Sperm morfolojisi de %0 çıkmış. Bu çiftin çocuğu olur mu? Madem örnekten gidelim. Bu çiftin çocuğu olabilir. Tamam, morfolojisi belki çok kötü olduğu için bir miktar ve kişiden kişiye bakınca da morfolojisi değişebilir. Aynı örneğe iki ayrı embriyolog baktığında farklı sonuçları da söyleyebilir. Bir tanesi %2 diyebilir, bir tanesi %0 diyebilir. Yani bu kişiye özgü bir değerlendirme yöntemidir. İkincisi, farklı zamanlarda bakıldığında farklı sonuçlar da verebilir. Ama siz bu hastaya sizin çocuğunuz olmaz, sizin tüp bebek yapılması gerekiyor diyemezsiniz. Peki, cidden böyle olabilir mi acaba? Yani 26 yaşındaki bu erkeğin işte morfolojisine bakarak ya bundan çocuk olmaz kardeşim ya da bu normal yolda gebelik olmaz diyebileceğimiz erkekler var mıdır? Evet vardır. Bizi bu konuda zaten embriyolog ya da kimse androlojide spermlere bakan zaten uyarır. Örneğin sperm sayısı mükemmeldir, hareketleri mükemmeldir ama spermlerin hiçbirisinde baş yoktur. Pinhead dediğimiz bir tanı vardır. Ve buna diyebiliriz ki siz normal yoldan çocuk yapmanız imkansızdır. Anlatabiliyor muyum? Zaten bunun embriyolog ya da androlojideki arkadaş uyarır doktoru ve biz bunu bu şekilde söyleyebiliriz hastaya. Ve deriz ki tüp bebek yapılması gerekiyor. Milyonlarca spermler taranacak ve oradan bir tane, iki tane, üç tane bazen sağlıklı sperm bulunup bununla işlem yapılıp çocuk sahibi yaptırabiliriz diyebiliriz. Ya da bütün spermler anormal baş büyüklüğü olan megalet ya da işte baş anomalisi olan spermler olabilir. Bu da böyle bakıldığında bunu androjideki kişi çok rahat anlayabilir. Ama normal sperm görüntüsü, normal sayıdaki hareketlilik bir spermde sadece baş taraftan işte kuyruk çift, kuyruk kırık, yok işte boyunda biraz bir şey var, şu var, bu var, sizin çocuğunuz olmaz denilemez ya da tüp bebek yapılması gerekiyor denilemez. Peki o zaman bu spermler anormalse nasıl gebelik oluyor? Evet, sonuçta sperm yumurtaya ulaştıysa yumurtanın da spermdeki bir takım bozuklukta düzeltme potansiyeli vardır yumurtanın. Ve yumurta ne kadar yaşlanırsa bu potansiyeli bir miktar kaybedebilir. Bunu da bilmekte fayda var. Peki varsayalım sperm çok kötü sayılar işte 1 milyon 500 bin ya da daha da az. Hareketlilikleri %1-2. Aynı zamanda zaten bu sperm morfolojisi de kötüdür. Hatta buna siz tutup da işte bir takım stres testleri yaparsınız, bunun düşük olduğunu göreceksiniz. Bunlar da en sağlıklı, IMSI ya da bir takım yöntemlerle seçilip tüp bebek dışında zaten bir şansları yoktur. Ve bu şekilde çocuk sahibi olabilirler. Yani burada öncelikli olarak bir spermle bizim değerlendirmemiz gereken spermin sayısı, hareketi, sonradan da çok ciddi bir sperm, kümülatif sperm bozukluğu varsa işte başsız sperm ya da büyük başlı sperm. Bunlar bizi tüp bebeğe yönlendirmesi lazım. Yoksa biz oradaki morfolojisi kötü, evet morfolojisi kötü bir embriyolog ya da iki sperm sonucunda bu olmuş, eşittir çocuk sahibi olamazsın normal yolla diyemeyiz. Varsayalım 35 yaşında bir çift gelmiş, 5 yıllık evli, sperm değerleri normal, hareketlilik normal, morfolojisi %0.
Bunun zaten bu hastanın %10 spermi olsa da sağlıklı spermi olsa da tüp bebek yapmak zorunda kalacaksınız. Evet. Ya da 3 yıllık bir çift 37 yaşına gelmiş. Artık yaş. Bunun spermi normal olsa da bu çiftin yine buna tüp bebek yapmanız gerekiyor. 3 yıldır eğer çocuk istiyorsa olmuyorsa normal olan denediği halde. Yani onun için burada sperm morfolojisini bir takım diğer değerlerle birlikte değerlendirmek lazım. Tek başına sperm morfolojisi bozuk diye şey yapılamaz. Ya da bir takım ilaçlar kullandı ya da kullanmadı, sperm morfolojisi düzeldi ya da bozuldu diye hüküm de veremeyiz. Varsayalım farklı farklı laboratuvarlarda insanların da deneyimleri çok farklıdır. Örneğin tüp bebek merkezinde %5'in üzerinde normal morfolojisi göremezsiniz. Ama herhangi bir biyokimya laboratuvarında ya da herhangi bir laboratuvarda, klinik laboratuvarında %90, %80 normal morfoloji var diye gözükür. Yani buradaki Krüger sistemine göre yapılan böyle rigid morfolojide tamam bir takım şeyler olabilir. Ama burada başka değerlere de bakarak ve hastanın yaşına, evlilik süresine, hareketliliğine, sayısına ya da silme bir takım anormallikler varsa spermlerde o zaman hani evet sizin sperminiz kötü, sizin tüp bebek yaptırmanız gerekir diyebilmemiz lazım. Bir ikisi iyi, biri biraz da kötü olduğu zaman şans yükseliyor o zaman. Yani hepsi kötü ya da hepsi... Ya hepsi demek de yani bir takım anormal sperm morfolojisi var benim bahsettiğim. Evet. Onlar da varsa zaten tüp bebek yaptırmak zorunda kalacaksınız. Doğru. Onlar tüp bebekte de bazen hatta bazıları tüp bebekte de çocuk sahibi olamazlar. Evet. Ama bunlar silme anormalliklerdir işte. Baş anomalisi, büyük baş, megalo head ya da diyelim pin head ya da diyelim total morfoloji bazen o kadar kötü olur ki hiç kırık boyun falan. Hani bunları zaten embriyologlar bu konuda deneyimli bir embriyolog. Bunu zaten bize söyler. Onun için sperm örneği yaptırırken hasta sonuçta şeyi de yaptırabilir. Hani herhangi bir hekime de gidebilir kadın. Mutlaka tüp bebek merkezine gitmek zorunda değildir ama sperm değerlendirmesini bir tüp bebek merkezine yaptırması gerekir. Peki teşekkür ederim.